Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle edebiyat metinlerinde kullanılan terimleri göreceğiz. Bu terimlerin özellikleri ve birbirinden farkları neler beraber inceleyeceğiz. Şimdi bunları neden gösteriyorum size arkadaşlar? KPS ise edebiyat alan sınavında genellikle bu tip sorular karşımıza çıkmakta. Şimdi bunların eğer biz özelliklerini bilirsek, birbirinden farklarını bilirsek rahatlıkla soruları çözebiliriz. Şimdi birinci terimimiz ne arkadaşlar? Lugaz. Herhangi bir nesnenin ya da varlığın özellikleri anlatılarak yazılan mazum bilmecedir. Herhangi bir nesne, konumuz neymiş arkadaşlar Lugaz'da? Nesne ya da varlık. Nasıl yazılıyormuş peki? Şiir biçiminde. Burası önemli arkadaşlar. Manzum dediğimiz özellik nedir? Manzum, nazımdan gelir. Yani şiir biçimindedir. Şiir tarzında yazılan bilmeceymiş ve konumuz herhangi bir nesne ve varlıkla ilgiliymiş. Daha çok divan edebiyatında kullanılmıştır. Soru biçiminde düzenlenir. Diğer özelliğimiz bir acayip nesne gördür. Ol nedir, kimdir? Nedir ol, kim gibi? kalıplaşmış sözlerle başlar. Burası çok önemli arkadaşlar. Diğer özelliğinde de bahsettik. Neydi özelliğimiz? Soru biçiminde düzenlenmesiydi. Demek ki bu şekilde soru biçiminde düzenleniyor. Bir acayip nesne gördür, O nedir, kimdir, nedir ol, kim gibi sözlerle başlıyor. Her türlü varlıkla ilgilidir. Burası da önemli arkadaşlar. Belli bir varlıkla alakalı değil. Her türlü varlıkla ilgili olabiliyormuş. Konusu daha geniştir. En önemli özelliği içinde çözüme ilişkin ipuçlarının bulunmasıdır. Demek ki bilmeceyi yazıyorlar şiir tarzında ve bu şekilde kalıplaşmış sözle başlıyorlar. Her türlü varlıkla ilgili soru olabilir ve çözüme ilişkinde ipuçları ne arkadaşlar şiirin içerisinde e, içerisinde yer alıyor. Lugataslar yazarların imzasını taşıdığından halk edebiyatındaki bilmeceden ayrılır. Demek ki bize divan edebiyatındaki Lugasla, halk edebiyatındaki bilmecenin farkı ne arkadaşlar? Yazarlarının imzasını taşıması. Yani mahlasları da yer alıyor. Diğer Terimimiz arkadaşlar muamma. Zaten sorularda bize lugaz olduğu zaman muamma veya bilmece şıklarda mutlaka yer alıyor arkadaşlar. Peki farkları neler? Muammanın özellikleri neler? Beraber inceleyelim. Divan şiirinde başta Allah'ın 99 güzel ismi olmak üzere konusu insan ismi olan mazum bilmecelerdir. Şimdi aynı şekilde lugaz gibi bu da mazum bilmecedir. Peki ikisini nasıl ayırt edeceğim arkadaşlar? E, Lugazımız neydi arkadaşlar? Lugaz terimimizde bahsettik. Her türlü varlıkla ilgili. Ama muamma ne arkadaşlar? Sadece konusu insan ismi. Buraya dikkat ediyoruz arkadaşlar. Sadece insan isimleriyle ilgili bilmece. Muamma alanında en çok eser veren şairimiz emridir. Burası da önemli. Muamma'nın düzenlenmesinde... Epçet hesabı kullanılır. Demek ki sıralamasında ne yapıyorlar? Epçet hesabına dikkat ediyorlar arkadaşlar. Genellikle çözüm ikinci mısradadır. Demek ki şiir tarzında yazılan muammada neydi arkadaşlar? İnsan ismiyle ilgili bilmeceler soruluyor ve çözüm de nerede arkadaşlar? Genellikle ikinci mısradadır. Gelelim diğer terimimize arkadaşlar. iç monolog. Özelliklerine bakalım. Roman, öykü, oyun gibi eserlerde herhangi bir herhangi bir konu hakkında tek bir karakter ya da kahramanın aklındaki düşünceleri açığa vurma tekniğidir. Demek ki ne arkadaşlar? İç monolog karakter veya kahramanın aklındakileri ne yapıyoruz arkadaşlar? Açığa vuruyoruz. Karşında karşısında biri varmış gibi konuşur. Kahraman ne yapıyor? karşısında biri varmış gibi konuşuyor. İç monologda karşısında birisi varmış gibi ne yapıyor arkadaşlar? Konuşuyor. Dil bilgisi kurallarına uyulur. Burası önemli arkadaşlar. Çünkü diğer göstereceğim terimden farklı olacak. Düşünceler arasında mantıksal bir bağ vardır. Bu kısım da önemli. Demek ki arkadaşlar düşünceler arasında mantıksal bağ olması, dil bilgisi kurallarına uyulması, karşısında birisi varmış gibi aklındakileri açığa çıkarıyorsa ne diyoruz buna arkadaşlar? İç monolog diyoruz. Ve iç monolog nedir aynı zamanda arkadaşlar? Sessiz bir konuşmadır. Şimdi genellikle sorularda arkadaşlar iç monologla bilinç akışını ne yapıyorlar arkadaşlar? Aynı soru içerisine veriyorlar ve hangisi diye genellikle birbirine karıştığı için bunları şıklara koyuyorlar. Şimdi bilinç akışın özellikleri arkadaşlar kişinin kafasının içi doğrudan okura seyrettirilir. Demek ne yapıyor? Orada da aslında düşünceler açığa vurma tekniğiyle e, aktarılıyor. Burada da doğrudan okura ne yapılıyor? Seyrettiriliyor. Buradan bilinç akışıyla iç monolog aslında karışabilir arkadaşlar. Peki nereden ayırt edeceğiz? İkisini nasıl ayırt edeceğiz? Mantıksal bir bağ yoktur. Bilinç akışının diğer özelliği. İç monologda neydi arkadaşlar? Mantıksal bir bağ vardı düşünceler arasında. Düşünceler daha çok bir çağrışım ikilerine göre ak akmaktadır. Demek ki bilinç akışında düşünceler mantıksal bir bağ yoktur ve düşünceler çağrışım ikilerine göre akıyor. Ve diğer özelliğimiz bilinç akışında gramer kuralları gözetilmez. Neydi arkadaşlar? İşmono nokta gramer kuralları vardı ama bilinç akışında gramer kuralları yok arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer terimimize. Pastiş, öykünme, taklit etme. Bir yazarın dil ve anlatım özelliklerine, üslubuna, tarzına, düşüncelerine öykünme. O yolda yazma. Demek ki pastiş ne arkadaşlar? Öykünme, taklit etme. Tamam. Açıklaması bu şekilde. Peki neyi taklit ediyor? Bir yazarın dil anlatım ve üslubunu taklit ediyor. Konuyu değil arkadaşlar. Burası çok önemli. Pastişte amaç genellikle öykünen yazarı ya da yapıtını alay almaktır. Pastişte bir yapıtın bütünle ya da bir bölümüne öykünme söz konusu değildir. Tek dizelik birkaç cümlelik pastişler de olabilir. Demek ki pastişte ne yapıyor arkadaşlar? Bir yazarı öykünüyor, taklit ediyor ama bir parçayı da alabilir, bir bölümü de alabilir veya tek dize birkaç cümle de alabilir. Peki pastişin Paradiden farkı, ikisini zaten ne yapıyoruz? Karıştırıyoruz. Pastişin paradiden farkı ne arkadaşlar? Pastişte dil ve anlatım özelliğini taklit ediyor. Şimdi gelelim parody'ye. Parodi, yazarın, başka bir yazarın metnini, mizahi taklit etmesidir. Aslında ikisine de mizah var değil mi? Pastişte de, de alay alıyordu yapıda. Buradan demek ki biz ayırt edemeyiz. Bu özellik ikisinde de var. Parodide her zaman asıl metin, Günüç hale getirilmeye çalışılır. Pastişte her zaman gününç hale getirilmeye çalışılmaz. Demek ki parodi de her zaman gününç hale getirmeye çalışıyor ama pastişte gününç hale getirmeye metinler de olabiliyor. Parodi de içerik kopyalanırken pastişte üslup kopyalanır. Değil mi? Ne demiştik arkadaşlar? Pastişte dil ve anlatım özelliğini taklit ediyordu. Ama Pördi'de neyi kopyalıyor? İçeriği yani konusunu. de içeriğin yanında diğer metinden herhangi bir karakter de alınıp Pördi'leştirilebilir. Yani ne yapıyor? O karakteri alıyor. öfündüğü yazarın metnindeki karakteri alıyor ve onu parodileştiriliyor. Şimdi gelelim diğer terimize arkadaşlar. Parodi ile Pasiş'in farkını görmüş olduk. Lead motif veya lead motif. Eserin değişik yerlerinde tekrarlanan kalıplar ve sembollerdir. Bir eser veriliyor ve kalıplaşmış söz, hani mazmunlar vardı ya aynı şekilde divan edebiyatında. Onun gibi düşünelim arkadaşlar. Semboller ve kalıplar tekrarlanan eserde ne olacak arkadaşlar? Leit motif olacak. Özellikle roman sanatında sıkça kullanılan bir anlatım tekniği unsurudur. Romanlarda özellikle leit motif kullanılırmış arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer terimimize. Metinler arasılık. Bir yazarın başka bir metni ödünç alması, dönüştürerek kullanmasıdır. Bir yazar başka bir metni ne yapıyor? Dönüştürerek ödünç alıyor, direkt yazıyor veya dönüştürerek kullanıyor. Buna ne diyoruz arkadaşlar? Metinler arasılık diyoruz. Gelelim diğer terimimize. Efsane, Diğer ismi de söylence. Yani şıklarda söylence diye de geçebilir. Özellikleri neler? Gerçek veya hayali belirli kişi, olay ve yer hakkında gerçek olduğuna inanılarak anlatılan hikaye. Şimdi genellikle ne arkadaşlar? Gerçek olaylar anlatılıyormuş. Gerçek veya hayali belirli kişi, olay, yer hakkında gerçek olduğuna inanılarak anlatılan hikayelermiş, efsaneler. Efsanelerde olaylar bazen doğaüstü olabilir ama çoğunlukla gerçek olaylara, burası önemli, ve gerçekten yaşamış kişilere dayanır. Bu diğer terimlerden fark arkadaşlar. Genellikle gerçek olaylar ve gerçekten yaşamış kişiler yer alıyor efsanelerde. Şimdi gelelim diğer terimimize memorat. Olağanüstü varlıklarla görme, dokunma, hissetme, konuşma, Yollarından biriyle kurulan iletişime dair kişisel hatıralardır. Ne, nasıl canlılarla e, görme, konuşma, dokunma, hissetme gibi yollarla iletişim yapıyoruz? Olağanüstü varlıklarla. Olayın zamanı vardır. Kutsal değildir. Burası da önemli arkadaşlar. Diğer göstereceğim terimden farkı olacak. Memoratın. Kutsal değilmiş. Gelelim. Diğer terimimiz mit. İnsan davranışları için model teşkil eden hayata anlam ve önem kazandıran, insanın kendisini anlamlandırmasını sağlayan kutsal kabul edilen metinlerdir. Demek ki memorat kutsal değildi, değil diye hem iletişimi anlatıyordu, kişisel hatıraları anlatıyordu ama mit ne arkadaşlar? İnsanın kendisini anlamlandırmasını sağlayan kutsal metinlerdir. Bu önemli. Gelelim diğer terimimize, epizotlar. Metni oluşturan öğelerdir. Bir tür yan olay özelliği gösterirler. Demek ki yan olaydan bahsediyorsa bize, yan olayın özelliği vurgulanıyorsa ne diyeceğiz arkadaşlar? Bunlara epizod diyeceğiz. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.